şekilde başaracağız. Varoşta ölen dostların isimlerini ilelebet yaşatacağız. Uzi, hoş geldin. Bizi boş sanma. Bizim ekranda Louis V çanta, body like panda. Popçular, markalar, aşk, Spotify. İlk defa şarkımla ilgili karakola gideceğim. Türkçe rap'te ilk 3 ismini burada alalım. Ya uzun zamandır heyecanlanmıyorum. Boşuna bu kadar şişirildi dediğim bir rapçi söyle. Müzikte çok bilgi sahibi olmadan konuşmasaydım keşke. Biz ünlü olan şeyi yapmadık. Biz yaptık ünlü olduk. Öyle düşün yani. Şarkının benimle düet olduğu için listeye girip bir hafta sonra kaldırılmasını da görüyorum ben ya. Çünkü biz zaten çok fazla insan sevmiyoruz. Instagram arama kısmını kameramıza göster. Diyemem. Üstüne alınacak çok kişi olur çünkü. Biz sana burada böyle duygusal yapacak bir modda değilim. Kötüydük yani. Bayağı kötüydük. Anladın mı? Kötü zamanlarımızdı yani. Selamlar arkadaşlar. Purple Age'e hepiniz hoş geldiniz. Ve çok sevdiğim bir adama konuk aldım. Bardayız. Abi bar sohbetine ne zaman döneceksin, döneceksin diye ve artık bunu da güzel insanla dönelim Allah istedim. Allah razı olsun abi, sağ olun. Uzi, hoş geldin. Bizi boş sanma. Bizim ekranda Louis V çanta, body like panda. Beni hiç kırmıyorsun ya. Kitabımızda yok abi sevdiklerimizi kırmak. Eyvallah. Tabii. Harbiden de. Yani ben bu adamı tanıdıkça böyle çok sevmeye başladım. Öyle de bir adamsın yani harbiden. Eyvallah, teşekkür ederim abi. Ya tanımadan harbiden, evet çok sevmezler genelde. Evet ya, yani çünkü dışarıdan böyle ya çok karşılaşıyorsundur ya da sen de seninle alakalı ilgili ön yargılar bunlardır herhalde bence. Yani abi evet, tipe bakıp herkes aman aman diyor ya. Aman değil mi, nasıl? Ama abi adamla tanıştıktan sonra ya o kadar böyle apayrı bir dünyası, aslında hiç göründüğü gibi olmayan biri. Bayağı böyle ve en çok da beni hani saygın, efendiliğin, böyle ya. Hani o olayın çok böyle dikkatimi çekti. Çok da harbiden memnunum yani. Teşekkür ederim. Varsın. Sağ ol abi. Sen de iyi ki varsın. Uzi baya böyle o zaman sana direkt... Sen hazırlıyorsun abi. Aynen ben hazırlıyorum çok artık. Teşekkür ederim. Çok sıcak değil mi abi? Yok çok sıcak değil. Tam istediğin gibi. Harbiden. Uzun süredir rekorların var. Böyle ilk de rekorlar var böyle. En çok dinlenen albümden tut. Ben çok vallahi takip etmiyorum, bakmıyorum abi. Harbiden. Aynen. Vay be. Çok peşine düşünce olmuyor ya abi. O yüzden salmış bir durumdayım yani. Değil mi? Yani ilk mesela ne hissettin abi? Öyle bir mesela globale girdiğinde, oradaki böyle uyandığında direkt haber geldi böyle. Duygulanıyorum ya hep. Vallahi ağlayasım geliyor, böyle doluyorum. Ama işte hani bir gurur oluyor içimde. Ama hep daha fazlasını istiyorum yani. Yetinmiyorum. Aynen. Bazen hatta sevinmiyorum bile yani. Daha üstünü beklerken daha altı oluyor. Sevinmiyorum yani. Ne zaman böyle şey oldu peki? Ben uzun zamandır heyecanlanmıyorum hiçbir şeye. Ciddi misin vallahi ya? Vallahi. Niye öyle? Ne sahneye, ne klibe, ne konsere bir şey işte. Ne hiç oldu da niye böyle oldu? İşte hep daha fazlasını beklemekten herhalde abi. Ya memnun değil misin? Memnunum. Tabii ki memnunum ya. Müthiş memnunum yani. Ama böyle heyecan kısmında değil artık. Biraz daha hırs. Ama şey yani ya. Biraz böyle sahneye çıktığında heyecanlanmamak, etmemek. Mesela ya, uzun zamandır çıkmıyordum. Dün çıktığımda bayağı heyecanlandım. Ha. O beni tekrar kendime getirdi yani. Ama onun dışında ara vermek gerekiyor ya biraz abi. Aynen. Yani hep aynı şeyler mi seni acaba sıkıyor? Çok olabilir. Çabuk sıkılıyor musun ya da? Yani bazen evet abi. Biraz böyle. Mecburiyet olan her şeyden sıkılabiliyorum, mecburi olan. Kendi adını Google'da aratıyor musun böyle? Çok. Twitter'da, Google'da hepsinde. Harbiden. Okuyorum hepsini. Ya bunu insanlar saklıyor hani, sanki böyle oraya Uzi yazıp bakmak ayıpmış gibi. Ben bakıyorum yani. Ne zaman baktın en son? Dün belki bakmışımdır. Bu arada. Ne gördün mesela? En çok ne görüyorsun? Ya var ya, çok acayip şeyler oluyor abi yani. Ne oluyor? Yani Lil Uzi Vert'i de görüyorsun, Uzi'yi de görüyorsun. Yani sevmeyeni de görüyorsun, seveni de görüyorsun. Hep Uzi Muzi ile başlayan tweetler oluyor. Ya Uzi Muzi dinlemem ben, arabesk dinliyorum. İşte ben Uzi Muzi dinlemem, bilmem ne dinliyorum. Kim dinliyor o zaman Uzi Muzi'yi? Peki ne yapıyorsun mesela gün içinde? Hani işini yapmadığın zamanlar, müziğini yapmadığın İşimi zaman. İşimi yapmadığım hiçbir zaman yok abi. Yani harbi ben mi? Sabah uyanıyorum, müzikle ilgili bir şeyler oluyor zaten. İlla ki ya söz yazıyoruz ya işte konser konuşuyoruz, bir şey konuşuyoruz. Akşama kadar öyle, akşam stüdyoya gidiyorum etkinin yanına. Orada bir toplanıyoruz. Eğer girmem gereken bir proje, yapmam gereken bir şey varsa onu yapıyorum. Yoksa sıfırdan bir şey yapıyorum. Hı hı. Oradan çıkıyorum, işte ofise gidiyorum. Ofiste işte zaten yeni şirket kurduk abi. Kendi şirketimiz. Süper, hayırlı olsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Onun işlerini yönetiyoruz. Evet. Yeni çocuklar var.
Onların hepsinin başında duruyoruz mesela. Bütün şarkılarını acaba nasıl bir klip çekeriz, ne yaparız, nasıl reklamını yaparız. Hepsinin başında duruyorsun. Aynen, yani. Hepsinin başında. Çok iyi abi. O yüzden bütün gün hep müzikle geçiyor. Var mı mesela şu anda şimdiden ismini verip de şunlara var, dikkat edin var abi dediğin? Üç kişi var söylemem gereken. Poiz. Zaten onun ben abisinden öğrendim bu müziği. Yani Das. Uzun zaman boyunca onun yanında kaldım. İkincisi Kairo. Kairo'dan mesela acayip ümitliyim. Hem yani müziğinden hem görünüşünden de aynı şekilde çok iyi yerlere gelecek yani. Diğeri de Ulaş, altın çocuk. Ama o altın çocuk değil abi, bizim semtten bir kardeşimiz. Ha tamam, altın, aynen. Aynen. Ulaş diye bir kardeşimiz. Üçünden de çok ümitliyim. Onun süper dışında akranlarım ve bu müziği hani laf edemeyeceğim müziğine. Yani bu işi iyi bilen insanlar var. İşte Mod'un albümü çıkacak inşallah yakın bir süre sonra. Ose'nin şarkısı çıkacak. Ekipte Ose var. Aynen, aynen. Ose'ye de dikkat etmeye gerekiyor. Aynen. Türkçe Türkçe işleri var falan. Gamın kotmuş bıra. Yani herkes iyi abi. Zaten biz müziğine aşırı güvenmediğimiz insanları ekipte bulundurmuyoruz yani. Hmm. Hep böyle ya eskiden beri tanıdığımız, bildiğimiz ya da yeni tanıyıp müziğine aşırı güvendiğimiz sonra işte bizim kardeşimiz olmuş insanlar. Süper. Onların peşindeyiz ya yani. Çünkü sen aile kavramını çok önem veriyorsun. Evet, onu biliyorum. O yüzden de böyle seninle beraber yürüyen yol arkadaşları da. Dikkat ediyor musun abi? Mesela senin için bir mahkemesi sınavı var mı? İnsanların, arkadaşlarının hani böyle o konuda detaycı mısın mesela? Nasıl yani abi mesela? Ya, yani hani seninle birlikte ama... Benimle olan insanların her şeyine dikkat ederim abi. Onlar da benim, yani onların benim hayatımda çok fazla söz sahibi olduğu yerler var. Her şeye de dikkat ederim yani. Çoğunluk ne diyorsa ona uyarım. Onların da aynı şekilde gördüğüm bir yanlışı müzik konusunda veya normal hayatları konusunda söylerim. Şey yapmam yani. Süper. Aynen. Hep tartışırız. Ya direkt yüzüne söylüyorsun, konuşuyorsun. Tabii tabii. Hepimiz yani. Gerekirse kavga bile ediyoruz yüzüne. Aynen. Aynen ama çözülüyor illaki. Eyvallah. Bunun yanında abi, bu arada söylemeyi unuttum. Tabii ki. Doruk var, Truman. Beatmaker. İşin mutfak kısmında. O müzik de yapıyor aynı zamanda. O da çok iyi, çok etkili. Mutfakta Etki var, Anıl var zaten. Aynen. G. Çok öyle yani. Etki oldu. Bir etki oldu. Gün sen benim alem, vurdum başka yoktu hiç çarem. Hazırsan gün patlatlarım var sana. Hazırım abi, bekliyorum. Var. Var. Hazırım. Instagram. Hayat. Şöhret. Geçici. Popçular. İyidir. Markalar. Takıntı. Aşk. Boş. Yani gerçek ama boş bir şey bence. Hadi ya. En son aynen. Ne zaman aşık oldun? Çok oldu. Peki işinin önüne geçtiğini düşünüyor musun? O yüzden mi geçtin? Evet. Yo, farklı muhabbetlerden geçtim de zaten işimin önüne geçiyordu. Yani o zamanlarda, aşık olduğum zamanlarda işimi de çok siklemiyordu. Ama abi sözler oralara gidiyor yani. Hani... İşte hep acıdan beslendiğimiz için abi. Dertten, kederden besleniyoruz. O yüzden. Evet. Spotify. Gelir. Ezel. O da gelir. Tehlikeli. Tehlikeli. İnşallah gelir abi. O da gelir. Tehlikeli. Aynen. Harbi. Evet. Niye abi? Kendi hayatı açısından yani. Sarışın. İyidir. Severiz. Severiz. Edis. İyi. Dinlemiyorum ama beğeniyorum abi yaptığı işleri yani. Vallahi. Aynen. Onun da global olabileceğini olduğunu hatta düşünüyorum. Para. Araç. Silikon. Yaptırsınlar. Severiz. Aynen. Problem değil. Knockout listesi. Acımasız. Harbiden mi? Aynen. Neden sence? Yani bence o kaliteli müziğe önem verdiklerini düşünmüyorum. Beni çok fazla ön plana sokmalarına rağmen. Evet. Kaliteli müziğe önem vermiyorlar bence. Yani popülariteye daha fazla önem veriyorlar. Evet yani. Yani buradan da söylemek istiyorum açıkçası arkadaşlar. Evet, yani bu listede önemli. Aynı şarkıların 3-4 tane birbirinden farklı çalıntı halinin alt alta durması beni çok rahatsız ediyor. Yani burada birçok kişinin isyanı var abi bence. Evet, abi. O yüzden haklı de, isyan bence. Bizim de bu programda özellikle konuşmamız gereken durumlardan biri, olaylardan biri diye düşünüyorum böyle ve herkesin de fikrini merak ediyorum. Ya dediğim gibi işte bana öyle bir kısıtlama bir şeyim yok yani, zaten ihtiyacımız da yok. Çünkü ben hatırlıyorum ki Knockout'ı biz Knockout yaptık yani. Çünkü zamanında onların reklamlarını yaptık, paylaştık, onları böyle bir kitle sahibi ettik. Ve şu an onlar insanlara sanki bir lütufta bulunuyormuş gibi gösteriyorlar kendilerini. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Kaliteli müziği ve dünyayı oynayabilecek yüksek standartlarda olan müziklerin hepsini o listeye almaları gerektiğini düşünüyorum. Sırf bir insanın o an, o dönem dinlendiği için yüksekte olmasını ben kaldıramıyorum. Kendim dahil yani aynı şekilde. Ne güzel bunları söylemen. Ya peki nasıl değişecek abi? Ya şu an adil yani olmayan bir şey var. Yani birinin çıkıp bunları söylemesi lazım işte abi yani. Onlara karşı bir boykot değil de, boykotu da çok saçma buluyorum. Bir insanın Spotify'ı boykot etmesi de çok saçma bir şey yani, anladın mı? Yarın bir gün sike oradan şarkı çıkartıyorsun yani. Anladın mı? Yani mecbur, buna gerek yok yani. Evet. Bir şey de değişir mi? Belki değişir. Doğru düzgün
bir karşılık verdiğinde, düzgün muhalefet olduğunda yani, karşılık ya bunu herhalde yani. Özellikle mesela sen ve dinlenmesi biraz daha yüksek insanların, hani önemli bir yere sahip olan insanların da herhalde konuşarak bunu yani, değil mi? Konuşarak aynen. Bunu yani, haksızlık herkese haksızlıktır yani. İlla bana yapılmıyor diye yapılmıyor demek değil. Yani ben görüyorum yapıldığını yani. Hı-hı. Benim ekibimden insanların şarkı çıkardığında şarkının benimle düet olduğu için listeye girip bir hafta sonra kaldırılmasını da görüyorum ben yani. Anladın mı? Bu ikiyüzlülük gibi geliyor bana yani açıkçası. Yani önemli söylediklerin bence. O yüzden de buna dikkat etmek gerekiyor. Kral. Benim. Eyvallah abi. Utku. Zafer. Uzi. Çavo. Seviyor musun abi Uzi'yi? Evet, severim. Arasındaki fark ne Utku'yla? O biraz daha mainstream'e oynayan bir taraf abi. Ben aile içinde öyle normal, sıradan bir insanım yani. Yapmak istemediğin şeyleri yapıyor musun mesela? Eskiden çok yapardım. Legal, illegal. Aldım aynen. Ama bir baktım ki boş yani. Dünyanın en boş şeylerini yapıyormuşum. Müziğinde peki var mı öyle? Müziğimde bir... sivri olmaya çalışıyorum işte abi yani. İnsanlara söyleyemediğini söylemeye çalışıyorum. Hı-hı. Ama bizim ağzımızdan tabii ki yani. Hı-hı. Bize göre. Zaten kendimi kısıtladığım bir şey yok yani çok fazla. Eyvallah, süper. Purple Edge. Candır abi. Sen üçüncü mi? Sezonumuz herhalde beraber. Değil mi? Üç oldu mu? Üç oldu mu? Dört mü oldu acaba? Belki aynen dört de olmuş olabilir. Vallahi dört mü? Evet. Ben bile. En sık çıktığım yer yani abi. Düzenli çıktığım bir aynen. Program. Severek de böyle. Dördüncü sezon oldu. Evet. Bayağıdır da yok. Hiç fark etti mi bilmiyorum ama ben kimsenin yanına gidip hani böyle programında konuşmuyorum hiç. Çünkü kendime çok ait hissetmiyorum abi. Aynen. Valla sağ ol. Ben... Her zaman da böyle. Konuşma fırsatı verdiğin için bize. Ya ne demek ya. Ben teşekkür ederim. Ama yani bence önemli bu güzel arkadaşlarımın da böyle kendini iyi ifade etmesi gereken yerler olması gerekiyor. Böyle. Kesinlikle abi. Abi Türkçe rap'te ilk 3 ismini burada alalım. Tabii. Senin. Bizimkiler dahil değil mi? Çünkü biz zaten çok fazla insan sevmiyoruz. Eyvallah. Ya ona göre söyleyeyim çünkü. Değilse de ona göre bir şey söylerim. Yine 3 isim sayarım. Değilse yani. Öyle yaptı. Cashflow şu an 1 benim için. KO 2. Üçüncü de yani çok hiç böyle yani çok az görüştüğüm hatta çok az tanıştığım insanlardan sayıyorum bilerek objektif olsun diye. Üçüncü de Defkan. Eyvallah. Peki ünlülüğünü kullanarak yaptığın en bedava şey neydi abi? Abi yok galiba ya. Çünkü ben utanıyorum böyle bir şey yapmaktan. Abi. Yani aynen. Yani varsa da o da nasıl olmuştur? Hani mesela vize işlemlerinde falandır yani anladın mı? O çok böyle kurumsal yerlerde olmuştur. Onun dışında yok. Senin çok güzel bir şey, röportajında güzel bir söylediğin bir söz vardı abi. Hiç unutmuyorum. Yani paramız yokken hani insanlara böyle şey... Ya şimdi paramız oldu. Ve herkes bedava şey getiriyor. Aynen abi böyle evet. Şey para yokken kimsenin değil. Sana gelip böyle al şu benden olsun bizdendir ya merak etme demiyor. Ama param var zaten harcayabilecek zamanın durumun var her şeyin var. Adam diyor ki gel bizden olsun. Aynen. Bedava olsun. Kardeşim aynen. Zaten param var amına koyayım. Öderim yani. Ben param yokken neredeydiniz? Aynen ya, doğru. Abi. Ya çok güzeldi. Çok dikkatimi çekmişti böyle. O yüzden de. Teşekkür ederim abi. En son ne zaman karakola gittin? Neden? Geçen hafta herhalde. Lan ne 4 haftası lan? Geçen hafta ya önceki hafta olabilir. Niye? Öyle abi. Bir çay içtik abi. Aynen. Yine birkaç gün sonra gideceğim. İlk defa şarkımla ilgili karakola gideceğim abi. Hangi şarkı? Bilmiyorum, Kervan galiba. Ha. Sürekli geliyor başımıza herhalde değil mi? Ya ufak tefek şeyler, hiç büyük bir şey olmuyor abi. Yani zaten şükür. Peşinde olduğumuz bir şey yok. Çok iyi. Kendini en rezil olmuş hissettiğin durum neydi? Kocaeli'nde güvenliklerle kavga ettiğimiz an olabilir. Harbi. Orada çok rezil olmuş hissetmiştim. Çünkü yani herkes bizim için gelmiş bir konserde. Biz güvenliklerle yumruk yumruğa birbirimize giriyoruz. Adam benim yanımda, benim severim. Şişe kırıp abi diyor bir şey varsa biz de gelelim falan. Aynen çok kötü hissetmiştim orada abi. İnsanlara çok kötü örnek olduğumuz. Eyvallah. Gibi. İnsanların seninle ilgili en çok söylediği şey nedir? Sakin ol. Sakin ol. Evet abi. Gergin misin? Sabah kalktığımda çok gergin oluyorum abi. Ne yapıyorsun sabah ilk kalktın? Osman'la uğraşıyorum. Aynen. Aynen. Sert ha. Sıkıntı oluyor abi. Kendim kalkarsam problem yok ama kaldırıldığım zaman. Kalktın abi ne yapıyorsun ya? Merak etme. Hemen duş alıyorum. Tık sonra gidiyorum. Sigaramı göre içiyorum. Takılıyorum. Müzik yapıyorum. Öyle yani. Süper. Vücudunda en beğendiğin yer neresi? Yok. Yani öyle dövmelerimi seviyorum genel olarak abi de vücudumda beğendiğim bir yer yok. Sapık gibi bir şey zaten. Niye kendini yani o kadar beğenirsin ki yani? Güzel abi. Yok. Dişlerimi seviyorum bir de abi.
Dişlerim. Aynen, dişlerimi severim. Aynen. Yaptırdın bile, değil mi? Onlar. Evet. Ölmeden önce yapılacaklar listendeki ilk şey nedir? Vallahi hiç düşünmedim biliyor musun abi? Şunu ama herhalde çok yüksek bir yerden atlamak isterdim ya. Hadi ya. Aynen. Harbi korkuyorum yüksekten artık. Eskiden öyle değildi. Şimdi mesela midem bulanıyor yukarıdan aşağı bakınca yemin ederim. Çok yüksek bir yerden atlamak isterdim. Kendinden ayrılma sebebin ne olurdu? Yani şu an ben de bir hayat yaşanmayacağını düşünüyorum abi. Gerginlik, işin gerginlik kısmından dolayı. Hiç öyle değil ya. Yani çok mu gergin? O yüzden olur diye düşünüyorum. Abi çok takıntı diyeyim sana. Gerginlik demeyeyim de. Her şeyin peşine düşmek, paranoyaklık biraz var. Peki karşı tarafı etkilemek için olmadığın biri gibi davrandın mı? Tam tersi. Hep olduğum gibi olurum abi. Harbi. Zaten etkileniyorlar o zaman. Biraz o şey var aynen abi. Yani zaten acayip insanlarız ya abi. Başka biri gibi olmaya gerek yok. Değil mi? Aynen. En çok hangi konuda övgü almak seni mutlu eder? Müziğim konusunda. Sanatın her... Yani mesela resim de çiziyorum arada bir. Vallahi. Aynen. Resimdir, müziktir. O tarz şeylerde. İyi gün dostum mu daha fazla, kötü gün dostum mu? Kötü gün. Harbiden. İkisi de çok fazla bu arada yani. Abi, çok kalabalığız yani. Görüyor musun? Ama abi, ben yemin ederim... Evet. Evet. Zaten o yüzden şu an hep çocukluk arkadaşlarımla, işte 5-10 senelik arkadaşlarımla beraber. Hı hı. Yani biz zaten her gün kavga ettiğimiz, her gün kötü olduğumuz için bir süre boyunca yani. O anlarda alıştık, şimdi işler iyi gidiyorken de hep beraberiz o yüzden yani. Evindeki en pahalı şey ne? Kıyafetlerimdir herhalde ya. Vallahi. Ne ev mesela abi orada? Ya galiba chain abi. Evet. Eyvallah. Olur. Seviyorsun kıyafetleri. Tabii. Otur, otur, zaten abi. Bir onları harcıyorum abi. Taktığım şeylere, giydiklerimi harcıyorum yani. Ergenlik döneminde yaptığın en saçma şey neydi peki? Çok fazla saçma şey var bence abi, bilmiyorum ki. Yani işte hep salçaydık yani herkese. Harbiden. Aynen abi. Belki abi, senin kulağına gelmiş olan belki bir şeyler vardır yani. Çok küçük olduğum zamanlardan ilk yaptığımdan. Şunu yapmasaydım keşke dediğim böyle. Keşke mesela herkesle müzikte çok bilgi sahibi olmadan konuşmasaydım keşke ilk başlarda diye düşünüyorum. Yani çünkü yanlış şeyler söylememişim aslında. O anın gerektirdiği cümleleri kurmuşum. Ama şu an aynı fikirde değilim mesela yani. İşte müzik konusunda, sert müzik konusunda falan filan. Eyvallah. Aynı fikirde değilim. Popçularla ilgili söylediklerimde aynı fikirde değilim. Eskiden nefret ediyordum popçulardan. Neden bilmiyorum yani. Sonra düşmanım gün geldi. Sonra dedim ki ne alakası varmış ki, zaten müzik iyi geliyorsa kulağına. Evet. Yapacak hiçbir şey yok, iyidir yani. Süper. Peki... Şöyle bir şey çıkarsam abi sana. Bakalım nasıl abi. Olur. Ne kadar yeniyor bunun? Çok yenilecek şey değildi galiba, değil mi? Bu da... Bu yenmiyor mu? Yok, yeniliyor. Yeniyorsa sıkıntı yok yani. Limon tozu var mı reis? Pişmiş ama değil mi? Şuradan. Sana bir söyleyeyim, hepsini yerim. Harbiden mi? Vallahi. Yani bunu yemem bir tek. Bunu da hani zorda kalsam yine yerim. Veremeyeceğim bir cevapta bunu her türlü yerim yani. Şimdi şöyle, yani bunların dördü wasabili, dördü temiz. Wasabili biraz sıkıntıymış tabii. Bunlar acı da biraz... ahtapotun kolu bacağı. Geliyor ya, şimdi geliyor. Başka da. Yo bu kadar. Gelmiyor ya, diğerlerini tamam. Şey yapmayayım. Ki hani 5. sezonu var daha. bir daha gelmek istiyorum abi. Wasabi. Sorularından çok korkuyorum şimdi, abi. Çekeyim mi hemen? Tamam, bunu karşılıklı yapabiliriz. Merak etme, ben de sen de oynayacağım. Tamam. Yo, sen çek kendini. Çek abi, çek. Sen çek. İlk sen çek, beni hemen ısınayım. Sen benim için mi çekiyorsun yoksa kendin için mi çekiyorsun bu arada? Ben senin için çekiyorum. Heyecanın kötü bulduğun verse'ünü söyle. Yok ya, vallahi. Yani şöyle, eski zamanda yaptığı böyle bizim kabul etmeyeceği, Türkçe rap kitlesinin kabul etmeyeceği şeylere ben severek, gülerek dinliyordum yani. O da gülüyor sonuçta şu an. Aha. Kötü bulmuyorum bence, hepsi yerinde güzeldi yani. Harbiden mi? İlla ki en kötüsü dersen... Düşüneyim abi. 3 hours later. Yapacak hiçbir şey yok, yiyorum abi. Hangisini yiyorum? O da sende, artık buradaki de... Sushi yedim, wasabisizini yedim tabii ki. Yani wasabili mi yedin, wasabisiz mi tabii, o da... Var mı öyle? Tabii. Yarısı öyle. Onda mı? Hı-hı. Güzel. Valla. Evet. Muti'nin en kötü bulduğun versiyonu söyle. Dur, o Muti'de kalmış be. Sen bu... Abi. Heyecan da oradan. Bu kadar da kazık olmaz abi. Şey çıkıyormuş, anneni mi çok seviyorsun, babanı mı? Çakalın en sevdiği falan. DM'deki 24. kişiye neredesin, yanına gelmek istiyorum, yazar mısın? Yazmam. Hemen yiyorum. Hangisinden? Bir dakika, soruyu bir daha alabilirim.
DM'deki 24. kişiye neredesin yanına gelmek istiyorum yazar mısın? Çünkü 24. kişi büyük ihtimal konuşmadığım bir insandır 24. sıradaysa. Ona da neredesin yanına gelmek istiyorum yazmam yani. Aynen o yüzden evet, de. Hangisini yiyeyim? Autobot'tan seçiyorum bu sefer tercihimi. Harbiden mi? Wasabi'li yiyeyim istiyorsan bir tane. Hangisini yemek istiyorsun? Sen hangisini yememi istiyorsun? Bunu falan. Bunu hiç istemiyorum. Bunu en zor soruda yapar tamam. mısın abi lütfen? Bunu gerçekten. Tamam sıra sıra gidiyoruz. O zaman şundan bir parça alsam böyle tamam, sadece. Tamam bir parça al. Bir kalın görünüyor zaten onun aynen. bir parçası da. İyi mi? Bence fena değil. Soğuk ama. Harbiden mi? Yap bir şeyler be abi. Güzel bir şey yapayım. Dişimde ahtapot falan kalmadı değil mi abi? Instagram arama kısmını kameramıza göster. Hayır abi. Olmaz abi. Şunu bölsen abi. Yok o zaman. Ben wasabi'li bir şey yiyeyim. Daha şey olmaz mı? Bunu wasabi'ye sarıp yiyor o zaman. Abi efendim. Wasabi'li olanlar bunlar galiba. Bilmiyorum harbiden. Çünkü bak yeşil hepsi, yeşil şeyler. Bak bunda hepsinde var. Var ama yeşil ya. Yok bunlarda yok. Bunlarda yok abi. Bunda var. Hadi ya acıysa söylerim zaten abi. Tamam söylersin. Var. Var mı? Şey işlemiyor gibi. Ya acı yani. Bayağı... acı mı? Şöyle belirtiler yok abi. Normal acı abi. Burada yani mahvolduk ya. Kulaklara geldi mi? Kulaklardan ne ki götümden çıkıyor. Ha evet. Ama senden bir isteğim var abi. Söyle bana. Şundan bir tane daha verir misin? Onu da artık program sonu bir hakkın kaldı çünkü. Onu ben çekeyim şey mi ben? Sen çek. Midem bozuldu abi. Yok ya bir şey olmaz. Sağlıklı şeyler sonuçta. En son kimi görüp de görmemezlikten geldin? Ya bu çok ayıp bir soru ya. Olmaz yani anladın mı abi? Ver yiyeyim abi. Harbiden de o zaman da. Ama bunu bölelim. Yok ya löp diye atarsın. Yok bunu abi ben sana atamam. Şuradan atayım. Kusarım. Sende. Vallahi kusarım. Yemin ederim kusarım. Bunu hatta yarıdan bölelim. Bir şey de wasabi. Limon. Şey yaparız o zaman onu. Sen ye gerisini ben şey yaparım. Burada nerede şey? Keşke aç gelseydim abi. Abi şunu böyle limon sıktım abi. Tamam şu. Hangisini sıktın? Limon sıkılmıyor tamam, fark tamam, ettin pardon, mi? Al. Ya ben bunu elimle yiyeceğim demek. Yani bu da güzel. Baba istemiyor adam. Ya zaten güzelmiş yani. Ben şey. Deniz ürünlerini çok seviyorum abi. Aynen. Biz demek ki buraya farklı daha şeyler gerekiyordu. O yüzden de. Neyse ben de senin için de olsa senin için çektim. Story'ni açıp bugün seni gördüm ama yüzüne dalmadım. Tekrar söylüyorum seni bir daha görürsem yüzüne tekme atarım. Diyebilir misin? Diyemem. Allah diyemem abi. Üstüne alınacak çok kişi olur çünkü. Vallahi olmaz yani. Hangisini yiyeyim abi? Şuradan da bir tane daha çek o zaman. Wasabi'den mi yine? Wasabi'lisiz olabilir bu sefer artık çünkü bir kere wasabi'ni yiyelim. Belki de aynen. Zaten işlemiyor ki abi onu da sevdim bunu da sevdim ben anlamadım fena ki. Fena değilmiş vallahi. Aynen o güzelmiş değil mi? Yok abi adam ona da işlemiyor buna da işlemiyor ben anlamadım ki. Çok yedim ya. Vallahi yedik harbiden. Uzanalım koltuğa geçelim aynen. O zaman. Harbiden öyle yapalım. Abi reddedilme hikayen var mı? Bayağıdır yok. Bayağıdır. En son ne zaman reddedildin? Lisede. Lisede? Evet. Neden abi? Yani... Uygun değildik birbirimize herhalde. Beğenmedi bizi. Ha. Aynen abi. Hiç, yani lisede çünkü hiçbir olayım yoktu yani. Sıfır. Anladın mı? Şu an mesela... Nasıl bir öğrenciydin? Bakıp biri sana bana yakışıklı derse yalan söylüyordur zaten. Ama bir olayımız var abi. Anladın mı? Bir auramız var. Yani o zaman bir auramız da yoktu yani. Sıfır, düz. -5 bir insanlık. Allah Allah. Vallahi. Peki başına bir şey geldiğinde ilk kimi arıyorsun? Herkes yanımda oluyor zaten abi. Kimseyi arayamıyorum. Teksin abi. Çat diye bir şey oldu. Yani nasıl bir iş geldin be? Yani kötü zor bir durumda kaldığım zaman zor durumda kaldın. İlk aksanı ararım ya. Vallahi. Vallahi. Yani adam da orada harbiden de. Karmaya inanıyor musun? İnanıyorum. En son ne zaman yaşadın bunu? Şu açıdan ben hep bunu ters kullanan insanlardanım. Yani aman bir şey yaparsam başıma gelir değil de siz yaptınız göreceksiniz illa Allah size bunu ödetecek gibisinden. Öyle bir karma yani. Valla. En son ne zaman yaşadım?
Yaşadığım şeyi söyleyemem tabii ki ama daha çok yeni yaşadım yani. Ona göre yaşıyorsun yani hayatını. Evet. Yani bu arada yaptığım kötü şeylerin de bir şekilde beni bulacağını düşünüyorum. Süper. Sana sorulmasından sıkıldığın bir soru var mı? Neden Uzi? Neden rap? Nedenle başlayan çoğu şeyden sıkıldım abi. Peki hiç böyle ismini değiştirmek istediğin oldu Yok. Mu? Yok. Ya zaten Uzi benim en başından beri beğendiğim bir isim değildi. Yani beğeniyorum ama şu şekilde beğenmiyorum. Çok rapçi adı yani, anladın mı? Ha. Her yerde, her ülkede bir tane Uzi var yani. O yüzden şey yapmıyordum ama biraz mainstream kaldığı için onu seviyorum. Asıl zaten Çabo. Yani beni yakın tanıyan dostlarım hiçbir bana Uzi demez yani. Çabo der. Aynen. O yüzden çok sıkıntı etmiyorum. Ki tanımayan insanların Uzi demesini de şu yüzden seviyorum. Benim tanımadığı ve o yüzden hani yakınlık göstermeye çalıştığı belli oluyor yani. Eyvallah. Yani bu dinleyici açısından değil. İş yaptığımız yerlerde, ne bileyim, orada burada yani. Fan dışında, fan kitlesi dışında. Doğru. Ben de hep böyle konuştuğumda herkes de Çavo'dan bahsediyordu böyle. Çavo'dur abi. Oto kontrolünü en çok kaybettiğin an neydi? Galiba Kocaeli konseriydi. Şu meşhur konser abi harbiden. Evet, sahneden adamların üstüne zıpladım zaten abi. O kadar kaybettim kendimi. Abi yani hep böyle bir oluşuyor yani. Özellikle sen çok yaşadın bunu herhalde. Evet, çünkü ben de bir yandan sonra oğlum sen sanatçısın dur şeyi yok yani abi. Peki neden mesela? Neden oluyor sence? Bunu düşündün mü? Hani yani şarkılarından, müziğinden, işte hani söylemlerinden mi? Fanların, dinleyicilerin, çünkü herkesin konserinde olmuyor sonuçta. Otokontrol problemi mi neden oluyor yoksa sıkıntılar mı başına geliyor? Sıkıntılar abi, neden? Bence hani çok fazla asi sözler yazdığımız için, asi yaşadığımız için bizi dinleyen insanların, kendinde bir şey bulan insanların da asi olduğunu düşünüyorum. O yüzden Müslüm kitlesi gibi işte yani. Aynen. Sizlerden soru varsa, aynen. Yavaştan, aynen, mikrofonu da uzatırsak. Sizlerin de sorusu varsa al. Sırtındaki emovi dövmesini kapattırmıştın da sen. Yeni dövme. Onu hiç görmedim, çok merak ediyorum aynen ya. Ben göstereyim abi de bunu nasıl çekecekler? Sabit Şahin'den kesit öyle attın. Aynen, daha tam bitmedi bırak. Harbiden. Göstereyim maşallah. Samet yaptı buradan, Samet'e çok selamlar. Samet dostum, iyi kapattı. Bitir artık bu dövmeyi. Yeni açtığınız şirkete yeni yetenekleri almayı düşünüyor musunuz çevreniz dışında? Senle düşünüyoruz, değil mi? Mesela aynen. Postu da düşünüyoruz ama şöyle bura, yani biz birini çağırdık diyelim ve her şey çok pozitif oldu. O pozitiflikten sonrasında da oturup bir ay iki ay onu gözlememiz gerekiyor yani, anladın mı? Nasıl bir insan olduğu bizim için daha önemli. Müziğinden çok karakteri daha önemli. Yabancı bir isimle feat atmak istiyor musun mesela? Morat'la falan atsan güzel olurdu. Evet, güzel olur. Morat atsan. Yani cevabı mı da sen verdin. Hayır abi, atsa güzel olur diyorum. Ben, evet. Bu arada var bro, yani projenin çok böyle detaylarından bahsetmedikçe söyleyebilirim. Luciano'yla bir tane işimiz var. O işte mesela 5 tane dünyanın 5 ayrı yerinden en büyük sanatçıların olduğu bir proje o. Tion Wayne'le, Murda'yla bir düetimiz var. Raf Camora'yla düetimiz var. Dardan'la düetimiz var. Bunların hepsi hazır projeler. Maşallah abi. Biraz eskiye gideceğim ama outro yazarken ne hissettiğini dinleyebilir miyiz senden? Hisler gerçek, görüşler sahte. Artık ciğerlerim tanınmayacak halde. Dinleyemezsin bunu. çünkü yani sana burada böyle duygusal yapacak bir modda değilim. Kötüydük yani. Bayağı kötüydük. Anladın mı? Kötü zamanlarımızdı. İlk kez müzik yapacak birine vereceğin tavsiye ne olur? Mesela yani ne adım atması lazım ilk olarak? Türkçe rap dinleme. Birilerinden kopyalama. Sadece isimden. Yani ilk adım olarak söz mü yazayım, beat mi yapayım? Ne yapmak istiyorsun bura? Ben nasıl sana bunu söyleyeyim? Müzik yapacağım ama hani ilk... Sen müzik yapmak istiyorum mu diyorsun sadece? Evet. Yani ben bir müzik yapayım ama ne olursa olsun yani. İster aynen mutfağında, ister şeyinde mi? Evet. O zaman dene ikisinde. Hangisine yatkınsan ona devam et. Yani ilk beat yapmaya çalış mesela. Yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Yapamıyorsan siktir et. Söz yaz. Ya onu da mı yapamıyorsun? Siktir et. Mix mastering'e bak. Onu da mı yapıyorsun? Anladım. Git bir işe gir çalış ama. Olmuyorsa zorlama diyor. Türkçe rapten devam. Halden memnun musun abi? Şu anki olan olaydan, Türkçe rapten, fanlardan, yapılan müzikten, isimlerden. Yani değilim. Ama şu anlamda memnunum. Zamanında da bize böyle müzik mi olur diyen insanlar şu an o işi yapabiliyor. Yani artık istediğin şeyi söyleyebiliyorsun Türkiye'de, siyasi harici. Bütün sapkınlıklarını belli edebiliyorsun şarkılarda. İşte müptezel olduğunu da çok rahat belli ediyorsun. Ben yani sapığım da diyebiliyorsun falan. Evet. Benim konum bunların doğru bulmamak ama bunları yapabilmek bence güzel. Bunlardan bahsedebilmek güzel. Sadece şu an dinin daha tam oturmadığını düşünüyorum. Öyle mi?
Aynen abi. Bizim belki 5-10 sene içerisinde daha böyle kaliteli bir rap kitlesine ulaşacağımızı yani düşünüyorum. Peki neden sence böyle bir kitle var? Yani hala çok hızlı tüketmekle alakalı bence abi. Yani yapılan işlerle her şey bitiyor anında yani. Aynen. Hani yapılan işlerle alakalı. Evet. O zaman bu demek ki ben de mesela düşündüğümde biraz daha ilk zamanlarda böyle daha sanki böyle kemik bir kitle varmış gibi hissediyordum. Önce öyleydi. Yani şimdi işimize de yarayan bir şey. Çok fazla insana hitap edebiliyorsun ama TikTok diye bir alem var ya abi. Aynen. Yani o senin şu an rap müzik kitleni yönetiyor ve o beni çok uyuz ediyor yani. TikTok'ta ne yürüyorsa o şarkı çıkartılıyor. Yani adam bugün çıkardığı şarkıdan pişman amına koyayım. Çıkardığı gün pişman oluyor. Ama para diyor ki çok dinleniyor. Çok para kazandım. Evet. Falan. Böyle bir şey düşündün mü mesela hiç? Yok abi yapsaydık yapardık be. Harbiden. Vallahi. Çünkü Türkiye'nin rekorunu kırdık hiç istemeden. Aha. İki katını kırardık yani. Vallahi. Peki gidişat ne görüyorsun abi? Yani uzun süre görüyor musun? Hani ömürlüğü var mı böyle? Görüyorum. Çünkü daha ona rakip olabilecek bir sistem yok bence. Türkçe rap kitlesinde şu anki fanatikliğe rakip olabilecek bir sistem görmüyorum ben şu an uzun bir süre boyunca. Hı-hı. Peki sence neyin yerini aldı? Hangi müziğin? Direkt popun diyebilir miyiz? Komple hepsini aldı bence. Çünkü şu an bakarsan her şarkının içinde rap dışı ünlü olmuş bir şarkının içinde bile onun bir esintisini görüyorsun yani. Düşündüğün bir düet var mı öyle? Rap müzik piyasası haricinde yani Cem Adrian'la hep iş yapmak istemişimdir. Ama bundan hangi albümdeydi tam adını hatırlamıyorum. Kanda'ydı değil mi? Kanda Cem Adrian'ın prodüktörlüğünü yaptığı bir şarkı var. Altyapısını yaptığı bir şarkı. Normalde onu Cem Adrian'la beraber yapacaktık. Ama kafa olarak hiç denk gelmediğimiz için de sadece altyapısını yapıyorum. Mükemmel bir adam ya. Çok gurur duyuyorum. Büyük bir sanatçı gerçekten. Harbiden. Çok selamlar bu arada. Selamlar. Cem abi, hiç kalp kırıklığı yaşadın mı aşk adına? Yaşadım ama şu an bununla ilgili bir şey anlatmak istemiyorum. İlk görüşte aşka inanıyor musun? İnanıyorum. Öyle bir şeydi zaten. Abi pislik bir şey yok değil mi? Ben işte nelerden söz ettim az önce. Pislik mi yani? Konu o. Kime göre ve kime neye göre? Kime göre neye göre pislik ya? Ben kınaya dokundum burada işte. İyidir. Ya, çok iyi değildi benim için. İz bıraktı mı? Göte bakmak lazım. yok iz bırakmadı. Anında sildik de kokusu biraz şey oldu. Saç falan vardı. Bebek bezi. Nasıl yani? Aynen. Dolu bebek bezi. Dolu bebek bezi. Vallahi. Aynen. Bok yani. Sıçmışlar direği. Yeni bebeği sıçıtmış buraya gelmişler. Hatta bebek için de. Bebek de burada. Bir dakika sakin ol. Nasıl yani? Yan yana olsa öpüşsün. Reis, balık kokuyor birincisi. Baba kalamar. Tespih gibi çekiyor yani. Kalamar bu Reis. Allah düşürmesin babacığım. Kalamar, kalamar bence. Değil mi? Şu an ölmüş de olabilir. Yaşıyor muydu ki? Bu kalamar bence. Yo bu kalamar ellerim mı ya? Ellerim leş gibi oldu şu an. Harbiden yani. Kanka çünkü öyle bir tutum. Harbiden yaptın ki yani. Ne bu peki? Kalamar mı? Bu ahtapot bu, ne kalamarı? Abi teşekkür ederim. Bu yeter mi sence peki buna? Sence yeter. Abi sen orada tahmin etmiyorsunuz değil mi? Öyle bir çektin ettin ki ama. Ne bileyim abi. Bir... Acayip de öy güzel de kokuyormuş. Çok kötü. Öy. Çok aşırı kötü kokuyor. Oo. Kokusu şimdi geldi var ya. Kanka ama bir şey diyeyim sen öyle bir çekiyordun ki yani içeride böyle o hareketler. Bir şeyse çıksın ortaya yani abi. Nedir bu yani? Büyük hissediyorum abi. Nasıl büyük? Allah Allah. Gerçek mi bu, canlı mı değil mi? Asli. Daha ölmedi. Fare fare bir şey, fare olmasın da yeter. Bu ne abi? Ne oluyor? Evet Hamdi Bey'in teklifini dinle. Hamdi Bey'in teklifini. O ne lan? O ne lan? Sen bilirsin. O neymiş abi? Ha bu oyuncak bir şey. Ha, bu oyuncak. Çok da oyuncak şey. Da öyle kurtulamıyorsun abi. Aynen. Ne oyuncak? Bu ne sincap mı? Ne bu? Ne sincap bu lan? Bu neymiş ya? Biraz bir acayip bir aynen şey, bir evet acayip abi. Geldi bu. Daha da değişik bekliyordum. Keşke bana da böyle şey yap. Sana var ya torpil yapıyorlar ha. Yaşıyormuş lan falan. Sana torpil yapıyorlar abi bence. Bana biraz şey oldu bu. Bunu niye şeyden çekmiyoruz mesela? Çekelim bize göstermesinler ne olduğunu. Ona göre bakalım. Harbiden aynen. Hatta götümüze sorabilirim.
Babaannemin dişlerini burada bırakmışsın abi. Allah Allah. Vallahi o kadar. Diş bile geldi burada biliyor musun? Peki babaannemin miydi? Onu tam bilmiyorum ama o kadar garip de bir şey oldu ki burada dişleri olmayan da bir arkadaşımız vardı. Hediye etseydiniz abi. Diyorum o zaman. Sen eleme. Baktın. Bir dakika sakin ol Gurur. Oyda bir dakika ne oluyor ya? Bu da oyuncak. Bu ne reis? Sindi aynen bak biri söyledi. Ama kopya oldu reis. Aynen öyle. Çıkar mısın dışarı? Şey diyeceğim harbiden o da olmadı ama ya. Bu ama bu hemen anlardım bunu. Aynen. Abi. Yalnız burada orijinal ses. Hemen bakmıyorum bir tane daha getirin abi. Söylemeyin ama da hani biraz biz de eğlenelim yani. Oy. Bir dakika abi. Canlı mı? Sadece bana bir tüyo ver. Canlı mı? Ay, olabilir. Marshmallow bu. Bu ne? Reis bu ne? Ne bu amına? Sakin ol, reis? Sakin ol öyle vurma. Vallahi vurma. Yılan mı bu? Dur. Yılan mı reis? Çok şey yapma öyle. Ne bu abi? Vallahi. Bir şey diyeceğim. Marshmallow çok... falan var burada. Tamam, marshmallow okey. Bu ne biliyor musun? Bu şey bizde ünlü bu. İçinde cevizin olduğu dalga. Aynen. Ne adı bu? Neydi? Peygamber sucuğu. Öyle mi? Sucuk aynen tatlı aynen. Sucuk. Ben öyle biliyorum. Değil mi reis? Evet tamam. Ama yani düşünceler ve şeyler oraya gitti harbiden de. Değil mi? Doğru. Böyle bir tutma falan yok ama ya. Lök diye giriyorsun abi. Abi yani ne olabilir bir... işte yani anladın mı? En fazla. Yılan mulan getirseniz iyidir yani. Abi ünlü olmadan önceki zamanlarını özlüyor musun yani? Çekmeni çok. De yaşadın. Evet. Çok bra valla. Yani en çok özlediğim şey sokakta yürümek. Yani ben mesela zamanında abi işler iyi gitmeye başladığı zamanlarda dahil o sayede bir tane kulaklığımız vardı. Zaten çok imkanımız yoktu yani o şarkıyı telefondan açıyordum. O zaman Osman böyle daha yeni dinliyordu yurt dışını falan filan. Türkçe rap zaten dinlemiyordu hiç. İlk dinlediği şey Almancadır, Fransızcadır falan yani. O, öyle başlattım onu. Bir takıyordu kulaklığı, ikimiz kol kola veriyorduk abi böyle bildiğin hani böyle yan yana camlı kahveden. Bakırköy'e kadar harbiden. Öyle yürüyorduk şarkı dinleye. En çok onu özlüyorum. Yani tekrar aynı kulaklığı takıp insanların beni tanımamasını ve hiçbir şey gibi aralarından geçmeyi çok istiyorum yani anladın mı? Bunlar çok büyük değerlerdi benim aynen. için. Aynen. Güzel. Güzel zamanlar. Olur yani aynen. En özlediğim şey bu. Abi ilk milyon dinlendiği zaman neler istedin ya? Ağladım bra. Ağladım. Valla ilk milyon dinlendiğimde ağladım. Valla. Aynen. Böyle... Hangi şarkıydı? Yani sem çocuklarıydı. Tas kafalar sem çocukları tezgah sağlam yolundalar. Amcalar bizi kovalayacaklar ırktan takıl bu civardalar. Ondan sonra da hani böyle yine gözün dolduğu şarkılar. Abi hızlı sokaklar tarzı yeni şarkı gelir mi son zamanlarda? Hızlı sokaklar hızlı çocuklar hepsi bir aradalar bekliyorlar seni. Bence onun gibi olmaz. Çünkü ben de o ruhu tekrar yaşamadığımı yakalayamadığımı düşünüyorum. Ve o benim içimde hep bir ukde yani ve eğer Allah nasip ederse ölmeden ona bir klip çekeceğim inan. Abi rap ile uğraşmasaydın hangi işle uğraşırdın? Hiç düşünür mesela ben rap yapsam. Legal mi? Legal illegal kafana göre. Galiba elektrikçi olurdum abi. Çünkü en son bırakmadan önce elektrikçilik yapıyordum. Vallahi. Bir süre yaptım aynen. Ondan önce çağrı merkezinde çalıştım. Çağrı merkezinde cinsel istek artırıcı satıyordum. Vallahi abi. Şaka yapıyorsun. Vallahi abi. Ciddi misin ya? Evet. Bir dakika oradaki bir nasıl konuşmalar geçiyordu? Yani abi bize arıyorlardı diyorlardı ki mesela Kayseri'den arıyorum işte şu kadar ilaç istiyorum bunu nereye süreceğim? Sen de buna diyordum ki 3 kere ağzına 3 kere burnuna kalanıyla kafana göre cevap veriyor muydun peki? Bu doğru cevap bu arada. Yani cinsel istek arttırıcı yani alnına sürmezsin herhalde yani anladın mı abi nereye süreceğin çok belli yani. Uzi El Chavo ile birlikteydik. Gerçekten mükemmel bir adam. Kalbi gibi. O da teşekkür neyse ederim. O harbiden de öyle. Uzi için tekrar bir alkış. Teşekkür ederim. Tamam. Çıkalım.